Buyurun. Bakın isterseniz bir hastaneye, bir doktora falan... Gerek yok. Gerek yok, sağ olun. Beyefendi babanız öyle mi? Evet. Babamdı. Derdi ne sizinle? Babanız çok sinirli, bayağı sinirli bir adam. Ama öyle herkese çatmaması gerektiğini öğrenecek. Ya, tamam, kusura bakmayın. Mesele ne? Mesele mi ne? Ben size anlatayım meseleni. Mesele 18 yaşında bir kızla alakalı. Babanın varlığına bile tahammül edemeyeceği bir kızla. Bir dakika, bir dakika. Babamın 18 yaşında gayrimeşru bir çocuğu mu var? Yok. Senin var. Anlamadım. Anlamadım. Neyi anlamadım? Anlaşılmayacak ne var bunda? Senin 18 yaşında bir kızın var. Anladın mı? Arkadaşım Alev, Antalya'da tanışmışsınız. Üniversitede okuyormuş o zaman. Kız 18 yaşında olduğuna göre düşün bakalım. Sen alacağını aldıktan sonra yol olmuşsun. Alev de hamile olduğunu anladıktan sonra her yerde aramış seni ama sen tabii sırra kadeh. Sonra soyadından babanı bulmuş. Tahmin edeceğimiz üzere babam bu durumdan pek hoşlanmamış. Zaten baban gibi vicdansız bir adamın öyle bir durum anlayabileceğini düşünüyoruz değil mi? Nasıl? Nasıl yani? Kızın adı ne? Alev. Alev Fırıncıoğlu. Ortalık sakin mi? Gelip çantamı alacağım. Üzerimde hiç para yok. Tamam, çok zorlama ya. Boş ver. Böyle sarhoş kafayla yaşanmış tek gecelik bir ilişkiyi hangi erkek hatırlar? Hiçbiri. Sen şimdi kızın peşine düşeceğim diye Alev'i arayacaksan da hiç zahmet etme. Ana kız yıllar önce ayrıldı. Ayrıldılar mı? Neden? Neden? Ne yapacaksın neden? Niye soruyorsun nedenini? Bence sen şu yaptığın hatayı telafi etmek için uğraş ha? Sahip çık kızına. Bütün bu anlattıklarının gerçek olduğunu nereden bileyim? Babana sor. Anlatsın sana babam bütün gerçekleri. Peki kız nerede? Paşabahçe taraflarında bir yerlerde oturuyorlardı. Şimdi bilmiyorum adreslerini ama öğrenirsem haber veririm. Bak ben babanı tanımıyorum ama sen tanıyorsundur. Belli ki inatçı bir adam. O adam ne yapar eder, o kızı bulur. Tanımadığı bir kadına bunları yapabilen bir adam... ...gencecik bir kıza ne yapar sen düşün. Bu arada sakın ha, biz seninle konuşmadık, sen beni tanımıyorsun. Bu karşılaşma hiç olmadı. Ben babanla bir daha yüz göz olmak istemem. Sonuç bu. Benden bu kadar. Adamsan kızına sahip çık. Koru kızı.